Mersin'de bir kamp yolculuğundayız. Bugün ilk defa kalmalı bir kamp yapacağız. Bir gece orada kalacağız. Bizim ilk deneyimimiz olacak. Açıkçası iki kızımla beraber gidiyoruz. Eşim çalışıyor, gelemedi. Oğlum şu an dünyayı kurtarmakla meşgul. Malum şu bilgisayar oyunları. Biz seviyoruz, kızlarım ve ben, doğayı, böyle kamp yapmayı. Eşim de çok seviyor. Ya oğlum da seviyor da, bugün arkadaşlarıyla bir program vardı herhalde, o yüzden gelemedim. Dolayısıyla şu an yağmur yağıyor ama giderek azaldı. Biz de kamp yerine varmak üzereyiz. Birazdan bayağı bir eşya var yani, bagaj full dolu. Hatta arkada küçük bir teknemiz var. Onun içinde de bir şeyler var. Yani bayağı full. Fullüz yani bugün. Bir gün kalacağız ama işte bir sürü ıvır zıvır şey, eşya. Yani bu da bu işin biraz işte zahmetli tarafı diyelim. Bir gün kalacağız. Sanki böyle bir haftalık eşyayla gidiyoruz gibi oluyor. Maalesef. Ama olsun. Pozitif kısımları daha fazla, daha güzel, daha eğlenceli. O yüzden bunları şimdi düşünmemeye çalışıyorum. Diğer safhalarda tekrar görüşmek üzere şimdilik. Kendinize iyi bakın.
Sakin. Ha 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 ha!
This sucks. Arkadaşlar, kampımızı bitirdik. Cumartesi saat 2-3 gibi biz kamp yerine vardık. İşte yağmur, çamur falan neyse yerleştik. Sonra hava açtık, güzel oldu. Farklı aktiviteler yaptık orada. İşte yüzdük, balık tutmaya çalıştık falan. İşte yemek
işte film seyrettik. Çünkü kampı eğlenceli hale getirmem gerekiyordu. Aramızda ilk defa katılanlar vardı. Mesela ben, büyük kızım, küçük kızım, hepimiz ilk defa katıldık kampa. Dolayısıyla böyle eğlenceli bir şey olsun istedik. Orada işte çay, çerez bir şeyler falan. Ondan sonra tek problem kamp yaptığımız, yani çadır kurduğumuz yeri çok iyi seçememiş olmamız. Biraz açık bir alandı, işte küçücük bir adaydı zaten, bilmiyorum fark ettiniz mi? Biraz rüzgar alıyordu. Gece de bayağı rüzgar aldı. Bir de kayanın üzerine kurdum şeyi. Nasıl söyleyeyim, çadırı tam sabitleyemedim, o toprak olması lazımdı biraz etrafta. Gece birazcık rüzgar rahatsız etti işte, o şeyler falan kıpırdayıp durdu o çadırın bezleri neyse. Sabah kalktığımızda da yine epey bir rüzgar vardı. Toparlanmakta azıcık zorlandık. Tamamen kamp yeri güzeldi ama çadır kurduğumuz yer bence şey değildi. Mesela ağaçların arasında ormanlık bir yere çadırımızı kurabilirdik orada. Biz dedik fantastik bir şey olsun, böyle küçük bir adanın üzerine dedik yerleşelim. O da güzel oldu aslında. Bu bahsettiğim şeylerin dışındaki her şey çok güzeldi. Çok güzel bir ortam tabii ki, çok güzel bir manzara. İlk yatılı kampımızı böylece yapmış olduk. Biraz yorulduk. Bugün de işte saat kaç şu an? 9'u 8 geçiyor. Annemizi bir yere bırakmamız gerekiyor. Pazar günü belediye otobüsleri biraz geç başlıyorlar çalışmaya. O yüzden biz erken dönmek zorunda kaldık eve. Eşimi bir yere bırakacağız çünkü 11'de bir yerde olması gerekiyor. O yüzden biraz kampı erken bitirmiş olduk ama güzel bir deneyim oldu bizim için. Bundan sonra da böyle farklı farklı güzel yerlerde kamp yapmaya devam edeceğiz. Zaten ben dün itibariyle, pardon, cuma günü itibariyle bir aylık izne ayrılmış oldum. Bir ay boyunca küçük arkadaşlarımla beraber, kızlarımla beraber farklı farklı yerlerde. Bazen bu gölün içinde bir adaydı. Daha sonra denizin içerisinde bir ada da yapabiliriz. Ya da deniz kıyısında farklı yerlerde ancak botla gidilebilen, böyle güzel, çok fazla böyle trafiği olmayan. Ben öyle yerleri tercih ediyorum çünkü böyle çok böyle geleni gideni olsun istemiyorum. Yol üzeri olsun istemiyorum. Böyle rahat rahat en doğal haliyle evlerden biraz uzak yerlerde kamp yapmayı tercih ediyorum. Böyle bilmiyorum, saç sakal biraz birbirine karışmış olabilir, kusura bakmayın. Çünkü daha yeni işte çadırdan biraz önce çıktık, eşyalarımızı yükledik, eve gidiyoruz şu an. Çok güzel. Ben eğer imkanınız varsa çok basit bir şekilde, çok uzağa falan gitmeden de, yani mümkün olduğu kadar doğanın içerisinde böyle kamp alanları ya da işte ne bileyim bir ağacın dibinde oturmak bile bence yani insanı rahatlatıyor gerçekten. Her şeyin doğalı, her şeyin natürali insana bir huzur veriyor. İç dinginliği veriyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bunu, ya bizim oralarda uygun ortam yok deyip bence geçiştirmeyin. Dediğim gibi bir ağaç dibinde oturmak bile, şöyle rüzgarın yüzünüzü yalaması bile şöyle, bence bir 10 miligramlık bir antidepresana eşdeğer, seni rahatlatıyor. Hem de hiçbir yan etkisi yok.